أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلينا أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten Halik-i Dülcelal ve Cemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bugünün feyzinden, rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden en çok istifade eden kulları arasına bizleri de ilhak eylesin. Bugünü, Arefe gününü hem bizim hem ailemiz, hem cemiyetimiz, cemaatimiz, hem toplum, milletimiz ve hem de alemi İslam hakkında Rabbim hayırların fethine, şerlerin define vesile eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi meccanen affeylesin, kulluğuna kabul eylesin, ayaklarımızı istikamette sabit eylesin, kalplerimizi dini ve taati üzere sabit eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Son nefeste iman ve şehadet nasip eylesin. Razı olacağı hayatı yaşayarak rızasına uygun bir ölümle huzuruna varmayı cümlemize ikram eylesin. Dedikten sonra malum haliniz bugün Arefe günü. Senenin en kıymetli, en faziletli Allah Azze ve Celle katında en çok ibadetlere karşılık verildiği, kullarına merhamet edildiği, duaların kabul edildiği, cehennemden azadın en fazla olduğu gün bugündür hadis-i şerifler ve rivayetler ışığında anlayabildiğimiz. Ayet-i kerimede Rabbimiz Estaizu billah Vezkurullaha fi eyyamin ma'dudat sayılı günlerde Allah'ı zikredin buyuruyor. Ulema da bu sayılı günler hangi günlerdir? Arefe günü sabah namazı ile başlar. Bayramın dördüncü günü akşama kadar devam eden günler Mevla'nın ayette ifade buyurduğu sayılı günlerdir. Bu günleri zikirle, tesbih ile, tekbirle, tehlille geçirmek Rabbimizin emri ilahiyesidir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram bu günlerde özellikle teşrik tekbirleri zaten Hanefi fıkhında her farz namazın akabinde bu tekbirlerin getirilmesi vaciptir. Ama onun haricinde de tekbir getirmek, Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmek, yüceltmek, tehlil, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh gibi Mevla Teala bu günlerde kendisinin zikredilmesini haddi zatında her zaman ama bu günlerde daha ziyade. Bir ayet-i kerimesinde de Rabbimiz yine hani vel fecr ve leyalin aşr 10 geceye yemin ediyordu. Devamında da ve şef'i vel vetr buyuruyor. Çifte ve teke. Yani hem çift hem de tek. Ona da yemin ediyor Allah. Ulema buyuruyor ki çiften maksat 10. gün yani Kurban Bayramı'nın 1. günü çifttir. Tekten murat da 9. gün yani Arefe günüdür. Çifte ve teke yemin ederken Rabbimiz Kurban Bayramı'nın ilk gününe ve Arefe gününe
bu günlerin ehemmiyetine, faziletine binaen Rabbimiz yemin etmekte. Dolayısıyla Arefe günü çok faziletli, çok kıymetli, bu günleri faziletli kılan çok rivayetler var ama iki tanesini söyleyelim. Adem Aleyhisselam'ın yıllar sonra Havva validemizle dünyaya indirildikten sonra birbirlerinden ayrı, ala rivaye 40 sene, ala rivaye 200 sene, en doğrusunu Rabbim bilir, ayrı kaldıktan sonra Arafat'ta, Arefe günü bir araya geldiler, buluştular. Onun için Arefe buluşmak, kavuşmak, tanışmak, Arafat da bu işin yapıldığı mekan anlamına geldiği için bugüne böyle denmiştir. Keza İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer validemizi ve oğul İsmail'i Mekke-i Mükerreme'ye bıraktı. Yıllar sonra işte efendim onlara yine Arefe günü Arafat'ta kavuştuğu için bugüne Arefe denmiş. Buluştukları yere de mekan itibariyle Arafat denmiştir. Farklı rivayetler var. En doğrusunu Allah bilir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz ki Arefe günü Cenab-ı Hak kullarına rahmet nazarıyla bakar ve kullarını meleklerine göstererek kullarıyla iftihar eder. Allah Teala'nın kullarıyla meleklerine iftihar ettiği, yani kullarıyla övündüğü gündür Arefe günü. Özellikle Arafat'ta ihramlarını giymiş, hangi makamda, hangi rütbede, hangi ünvanda olursa olsun devlet başkanıyla sıradan vatandaşın beyaz üniformalar, ihramlar içerisinde herkesin eşit olduğu, adeta mahşerin provasının yapıldığı Arafat'ta, ki elhamdülillah öğle namazı itibariyle orada hacılar vakfeye duracaklar. Öğle namazı ile akşam namazı arasında vakfeye durmak haccın olmazsa olmaz farzlarındandır. Rabbimiz o hüccacı, Arafat'ta elleri semada vakfeye duran hacıları meleklere göstererek, hani siz vaktiyle ne demiştiniz? İzkale ve izkale rabbuke lil melaike, hani Allah meleklerine demişti ki inni ca'ilun fil ard halife, ben yeryüzünde bir halife yaratmayı murad ettim. Meleklerine ne demişlerdi? Ya Rab, sen kan dökecek, yeryüzünde ifsad edecek, bozgunculuk yapacak. Yani insanın olumsuz yönlerini melekler dile getirerek öyle varlıklar mı yaratacaksın demişlerdi. Mevla Teala da işte Arefe günü ibadette, duada, Arafat'ta, vakfede güzel kullarını meleklerine göstererek işte ben bu kullarımı yaratmayı murad ettim diye o kulları meleklere karşı iftihar vesilesi yapar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle'nin sene içerisinde cehennemden en çok kullarını azat ettiği gün Arefe günüdür. Yani bugün de Cenab-ı Hak cehennemden nice cehenneme müstahak olan kullarını azat eder. Nicelerinin dualarına Cenab-ı Hak bugün de icabet eder. Bugün dua günü. Onun için Arafat'ta akşama kadar hacılar ne yapıyorlar? Vakfe ne demek? Durmak demek. Ayakta bir an durmak demek. Ama boşu boşuna değil. Eller semada dua vakti. Arafat'ta hacıların yapacak olduğu bugün dua etmek. Çünkü bugün dua günü, Allah Teala'nın da duaları reddetmeyecek olduğu gün. Sadece Arafat'taki hacılara mı dua elzem? Yok. Gidemeyenler, onlar da öğle namazından sonra caminin bir köşesinde, çalıştığı yerin, iş yerinin, evinin bir köşesinde ellerini kaldırsın. Ya da kalpler sana malumdur. Durumlarımızı sen en iyi bilensin. Gönül arzu eder. Şimdi Arafat meydanında, ihramlar içerisinde, elleri semada dua eden hüccacın arasında olmak kim istemezdi? Ama imkan olmadı, gidemedik ya Rabbi. Sen de dilersen bizim dualarımızı Arafat'ta yapılan dualara ilhak eder misin? Amenna. Allah dilerse bizim buradaki halimizi,
Arafat'taki hacıların haline tebdil eder mi? Sanki oradaymışız gibi Rabbim bize muamele eder mi? Allah şekle, zahire, dışa değil, kalbe, niyete, samimiyete bakıyor mu? Dolayısıyla ellerinizi kaldırın, bugün dua günüdür. Allah Azze ve Celle bugün duaları reddetmez. Bugün zikir günüdür, tesbih günüdür. Hadis-i şerifler ışığında ulema buyuruyor ki bugün 1000 ihlas okumaya gayret edelim. Haddi zatında ihlas-ı şerif her zaman okunur. Çünkü Mevla Teala ihlas okuyan kullarını çok sever. Allah'ın zatının, efendim, varlığının, birliğinin, hiçbir şeye muhtaç olmadığının, doğmadığının delili olan tevhid suresidir ya ihlas, bu sureyi çok okumak lazım. Ama Arefe günü bu sureyi her kim 1000 defa okursa canını cehennemden satın almıştır. Mümkünse akşama kadar çok vaktimiz var. Hep topu tutacak olduğu bir saatimizi almaz. 1000 İhlas-ı Şerif, büyükler Arefe günü ne yapmalı? İhlas okuyalım, Kur'an okuyalım, dua edelim. Mevla Teala bugün de değil mi ki efendim merhametinin, rahmetinin, mağfiretinin kapılarını açacak, yağdıracak. E o zaman istifade etmek adına şemsiyelerimizi bırakalım, ıslanmak adına çareler, sebepler arayalım. İşte bu sebeplerden bir tanesi de bugün çok İhlas-ı Şerif okumaktır. Ayrıca yine büyüklerden bugün yapılması tavsiye edilen sadaka vermek de, hayır yapmak da faziletlidir. Arefe günü bugün tabiri caizse senenin en kıymetli günü olması hasebiyle bir sene geçmiş geriye dönük yapılmayan, verilmeyen hayırlar, sadakalar yerine geçer. Bugün verilecek olan sadakalar, hayırlar der ulema. Yine bugün, tabii bunu dün söylesek daha isabetli olurdu ama yani söylememize hacet yok. Bizim cemaatimiz akıllıdır. Karını, efendim, hesabını iyi bilir. Arefe günü oruç tutmak da çok faziletlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün de oruç tutmayı tavsiye buyurmuştur. 2 senenin günahına kefarettir. Hem geçmiş senenin hem gelecek senenin. Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif. Arefe günü oruç tutmakla alakalı çok farklı rivayetler var ama bir tanesini söyleyelim. Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha validemiz için denilir ki Arefe günü oruç tutuyor. Günün harareti tabi Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere bura gibi değil. Hararetli, sıcak, çöl iklimi Ayşe annemiz hararetinden dolayı diyor üzerine su serpindiriyor. Rahatlamak için. Kardeşi Abdurrahman radıyallahu anh durumu görünce ya madem serinlemeye ihtiyacın var bugün Ramazan değil, farz orucu değil. Hani orucunu bozsan sonra tutarsın gibi. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki ben Allah Resulü aleyhisselam'dan işittim ki Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir senenin günahına kefaret olur. Yani ben bunu duyduktan sonra orucumu nasıl bozarım? Tutanlara ne mutlu. Ya hoca bunu dün söyleseydin belki biz de tutardık diyenler eğer gerçekten samimiyetle içten bir aa keşke ederlerse emin olun yeminle söylüyorum belki onlar tutmasalar da tutanlardan daha çok kazanabilirler. Sahabeden biri hani cemaate o zaman böyle minarelerden hoparlörlerle ezan okuyalım. Cep telefonunu ayarlayalım, saate bakalım yok, güneşe bakıyor vatandaş, vakit olmuştur diye. Efendim, tahminen camiye, cemaate yetişiyorlar. Bir tanesi böyle yanılmış, cemaate ha oldu olacak derken tamam dedi, gitti baktı ki sahabe camiden çıkıyorlar. Namazı cemaatle kılmışlar. Kapıda onlarla karşılaşınca diyor böyle dizleri üzerine çöktü. Eyvah dedi, yetişemedim hemen. Sahabenin üzgünlüğünü, sahabenin neye eyvah diye hayıflandığını bir anlayabilsek var ya, cemaate yetişemediği için.
İçeriden çıkanlardan bir tanesi onun eyvahını görünce dedi ki gel seninle anlaşalım dedi. Ben namazı cemaatle kıldım. Ben kıldığım namazın sevabını sana vermeye razıyım ama sen de bu ahının sevabını bana vereceksin dedi. Bazen öyle ahlar vardır ki senin ibadetinden, namazından, orucundan Allah katında daha kıymetlidir. Çünkü Allah amelin şekline değil kalbe ve niyete bakar dedik ya, tutamayanlar da keşke ben de bugün niyetli olsaydım diye niyetlensinler. Rabbim hazinesi geniş mi? Eyvallah. Dilerse Allah onlara da oruç tutmuş muamelesi yapar mı? Amenna ve saddakna. Diyelim. Bugünü Allah Azze ve Celle hepimiz için mübarek eylesin. Şeytan aleyhi lanet diyor Efendimiz. Bir gün tebessüm ettiler Efendimiz. Sahabe hayırdır ya Resulallah? Durduk yere niye güldün? Gülmeni gerektirecek bir şey mi var yani? Efendimiz buyurdu ki benim gördüğümü siz de görseydiniz siz de gülerdiniz. Neyi gördü Efendimiz? Şeytan diyor şu an başını böyle yerlere sürtüyor. Öyle öfkeli, öyle kinli, öyle rezil, öyle rüsvay vaziyette, zelil halde ki hangi gün? Arefe günü. Çünkü Allah'ın o gün ne kadar merhametli, ne kadar affedici, ne kadar cehennemden kullarını azat edici olduğunu şeytan görüyor ya. Şeytan bunları görünce ne diyor? Bir senelik uğraş boşa gitti diyor. Ben bir sene boyunca bunlara neler yaptırdım, ne günahlar, ne hatalar? Sen gel şimdi Arefe günü bütün bunları affet, bağışla. Şeytan diyor o gün burnunu yere sürter, öfkesinden adeta kudurur. Rabbim şeytanı kudurtsun, onu rezil, zelil eylesin. Onun zelil olması adına da Rabbim bizleri merhametiyle, lütfuyla, keremiyle, yoksa biz affa layık olduğumuzdan değil. Ama Rabbim keremen, lütfen bizleri de meccanen affeylesin, bağışlasın, dualarımıza icabet eylesin. Ümmeti Muhammed'e Rabbim, felah, salah, kurtuluş, necah, İslam'a dönüş nasip eylesin. Hayatı dolu dolu Rabbimin razı olacağı şekilde yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin. Şu mübarek Arefe gününde Arafat'ta yapılacak dualara bizim dualarımızı da Rabbim ilhak eylesin. Arafat'taki hüccaca Rabbim rahmetiyle, merhametiyle nazar edip muamele edeceği gibi Rabbim bize de rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim bugün de günahlarını affedip cehenneminden azat edeceği kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Rabbim bugün de dualarını kabul edeceği kulları arasına bizlerin de dualarını ilhak eylesin diyelim. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Yavrularımızı, evlatlarımızı İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin. Yuvalarımıza, evlerimize, hanelerimize huzur, afiyet, vücutlarımıza sağlık, sıhhat, kazançlarımıza helalinden bereket, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve alem İslam'ı her türlü fitnelerden, belalardan muhafaza eylesin diyelim. Allah hepinizden ebeden razı olsun. El Fatiha.